Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz de bugün Satya'da Türk Çocuğa tekrardan hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü sizleri görmediği zamanlarda Nora ablanın sizi gerçekten çok ama çok özlüyor. Nasıl geçiyor gününüz? Nasıl bir gün geçirdiniz? Keyifli miydi? Yorgun muydu? Eğlenceli miydi? Sıkıldığınız zamanlar oldu mu? Arkadaşlar bizlere ulaşın. Bizler sizden gelen haberleri her zaman heyecanla bekliyor oluyoruz. Şimdi bugün sizlere bir ayet okuyarak programı açmak istiyorum arkadaşlar. Yeşu bölümünden benim çok sevdiğim bir ayet. Bu ayeti yakın zamanda sizlere tekrar okudum. Çünkü bu ayeti gerçekten ezberlemenizi ve her zaman aklınıza tutmanızı istiyorum. Çünkü bu ayet çoğu zaman bana güç vermiştir. Tanrı'nın sözleri bizlere her zaman güç verir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yeşu 1. bölümden sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Bu ne kadar güzel bir ayet değil mi arkadaşlar? Hadi birlikte tekrar okuyalım. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma diyor Tanrımız. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Yani Tanrı seninle her yere gelirse o zaman seni her yerde koruyacak anlamına geliyor. Çünkü benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kişi gerçekten Tanrı'dır. Öyleyse arkadaşlar gün boyunca bu ayeti aklınızdan geçirmenizi istiyorum. Gün boyunca bu ayeti etrafınızda gördüğünüz korkan birileri varsa onlara bu ayeti hatırlatmanızı istiyorum. Aileniz de olabilir bu kişiler. Anneniz, babanız, kardeşleriniz de olabilir. Ama tabii ki de aynı zamanda çevrenizde bazı şeylerden çok korkan, çok tedirgin olan insanlar varsa onlar için dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu kadar konuştuk. Siz bunları düşünürken gelin gidelim şöyle güzelce bir Ege'yi izleyelim. Ondan sonra da işaretlerle konuşuyorum bölümünde buluşalım. İnsanların parmak ve dil izi gibi köpeklerin de burun izi farklıdır. Eğer bir köpek hırsızlık yaparsa burun izinden anlaşılabilir. Düşünsenize pastada burun aramak. Soğuk ortamlarda kabus görme olasılığı %34 artmaktadır. Kabus görmek istemiyorsanız mutlaka sıcak ortamlarda uyumayı deneyin. Yatak mangalları da olabilir. Kediler şeker tadı alamaz. Bu yüzden kediler bence çok şanssız. Düşünsenize bir kedi asla baklavanın tadını bilemeyecek. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars'tadır. Olimpos Dağı tam 22 kilometre olup Everest Dağı'nın 3 katıdır. Daha yüksek dağları tırmanmak isteyen dağcılar hemen Mars'a bir bilet alabilirler. Bir insan beyni saniyede 11 milyon bilgi parçacığı elde edebilir. Fakat %65'ini önemsemez. Desiler, yani en geliş bilgisayarlardan daha fazla çalışır. Beyne bir oyun konsolu takıldığını düşünsenize ne oyunlar yaratabilirdi. Zaten çok şey bilmek iyi de değildir. İşaretlerle konuşuyorum bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir tekrar yapacağız. Bu hafta öğrendiğimiz iki tane işaretlerle konuştuğumuz kelimenin tekrarını yapacağız. Sizlere hatırlatacağım bunları. Çünkü gerçekten aslında işaret dili eğer pratik yaparsanız, sürekli hatırlarsanız çok kolay. Ama eğer uzun zaman çalışmazsanız hareketleri unutabilirsiniz, işaretleri unutabilirsiniz. İşte bu yüzden şimdi sizlere bu hafta yaptığım, öğrettiğim iki işareti tekrardan öğretmek, hatırlatmak istiyorum. Şimdi hatırlıyor musunuz neydi ilki? Araştırmak. Peki bunun için ne yapıyoruz? Böyle iki elimizin de iki parmağını kullanıyoruz. İki elimizin de işaret parmağını ve orta parmağını kullanıyoruz. Elimizi şöyle tutuyoruz aşağı doğru. Böyle sanki bir şey kazıyoruz. Sanki böyle bir şey arıyoruz orada gibi. Böyle parmaklarımızla böyle onu böyle açıp sanki dibindeki şeyi bulmaya çalışıyoruz. Yani şu şekilde araştırmak. Peki bir diğeri hangisiydi hatırlayan var mı? Unuttunuz mu yoksa? Arkadaşlar ikinci kelimem unutmaktı. Onu da şöyle gösteriyorduk. Unutmak.
ama yüzümüze sanki bir sıkıntı varmış gibi bir ifade vermeyi unutmayalım. Çünkü unuttuğumuz zaman bu bizim için mutlu bir durum olmuyor. O yüzden de sıkıldığımız bir durum bu. O yüzden yüz ifadelerimizi aynı zamanda bu duyguyu vermeyi unutmayalım. Peki sizleri daha eskiye götüreceğim. Başka bir işaret daha hatırlatacağım sizlere. Başka bir kelime daha hatırlatacağım. Bunu hatırlayan var mı? Başlamak. 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 Var. 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 Yok. 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 Evet arkadaşlar, bugün işaretlerle konuşuyorum bölümde güzel bir tekrar yaptık. Şimdi gidelim kumdaki hikayeleri izleyelim. Onun ardından Tanrı'nın Sözü bölümünde birlikteyiz. Rab İsa hayatının en zor günlerini yaşıyordu. Büyük bir keder içindeydi. En çok üzüldüğü şey bir öğrencisinin ihanet ederek kendisini ele vermesi ve diğer öğrencisinin kendisini inkar etmiş olmasıydı. Masum olduğu halde yargılanmıştı. En kötüsü ise hakkında ölüm cezası verilmişti ve onu savunan hiç kimse yoktu. İsa'yı çarmıha gelmeden önce vali Pilatus kırbaçlanması için İsa'yı askerlerine teslim etmişti. Onu acımasızca kırbaçlıyorlardı. İsa yediği kırbaçlar sebebiyle büyük acılar çekiyor, şiddetli kırbaçlarla vücudunun her yanı kanıyordu. Sonrasında askerler İsa'yı alıp giysilerini çıkararak ona mor bir kaftan giydirdiler. Dikenlerden bir taç yapıp başına koydular. Eline bir sopa verip kendisiyle alay ettiler. Bu kadarla kalmayıp yüzüne tükürdüler ve sopayla başına vurdular. Rab İsa için bu ihanetler ve eziyetler kolay dayanılır şeyler değildi. Ama o kurtuluşumuz için her şeye tahammül etti. Daha sonra İsa'yı yola çıkarıp kendi çarmığını ona taşıttılar. İsa çarmıh yolunda yürürken onu sevenler çok üzülüyorlardı. Pilatus'a onu çarmıha ger diyenler ise mutluydu. Yolda askerler etraftaki kalabalıktan birini çağırarak çarmıhı zorla ona verdiler. Bu kişi ise Kireneli Simon'du. İsa'dan çarmıhı alıp Golgota denilen yere gelinceye kadar taşıdı. Golgota'ya ulaşınca askerler, İsa'nın ellerini ve ayaklarını çarmıha çivilediler. Romalı askerler toplanarak İsa'nın giysilerini çıkardılar. Çarmıha çiviledikten sonra kim ne alacak diye kura çekip aralarında giysilerini paylaştılar. Daha sonra askerler Rab İsa'yı çarmıha ile birlikte kaldırdılar. Başının üstüne Yahudilerin kralı budur yazan bir yafta astılar. Müzik
Bu bölümün de sonuna gelirken şimdi şu ayetle veda edelim. Rabbimiz İsa Mesih'in çarmığından başka bir şeyle asla övünmem. Galatyalılara Mektup 6. bölüm 14. ayet. Sözü bölümünde birlikteyiz arkadaşlar. Evet, şimdi ne var? Sırada yine dün kaldığımız hikayenin devamından bugün birlikte okuyacağız. Arkadaşlar en son hatırlıyor musunuz? Mesih gelmişti, arkadaşlarını ziyaret etmişti ve biz çok şaşırmıştık. Hatta karnı acıkmıştı, onlarla birlikte yemek yemişti. Peki arkadaşlar, şimdi bu hikayenin devamında tabii ki onun arkadaşları ve öğrencileri bence bu duruma şok olmuştur. Haydi bakalım gelin birlikte hikayenin devamını görelim. Evet. İsa hatırlıyorsanız onlara artık babasının yanına döneceğinin haberini vermişti ve onlar endişelenmeye başlamışlardı. Sonra da İsa'nın ölmeden önce söylediklerini hatırladılar. Bir yer var, orayı sizin için hazırlıyorum demişti İsa. Yolu biliyorsunuz. O zaman Thomas paniklemişti. Yoo, ben yolu bilmiyorum. Nasıl gideceğiz? Diye. Biliyorsun Thomas demişti İsa. Yol gerçek ve yaşam benim. Yeruşalim'in yakınındaki en yüksek tepeye çıktıklarında İsa onlara döndü ve şöyle dedi. Her yere gidin ve herkese iyi haberi verin. Onları ne kadar çok sevdiğimi, onlar için ölecek kadar sevdiğimi anlatın. O korkunç yalanı ezen gerçek bu. Tanrı çocuklarını seviyor. Gerçekten çok ama çok seviyor. Birdenbire gökler göz kamaştırıcı bir ışıkla doldu. Artık herkes Tanrı'daki evlerine dönebilir dedi İsa. Ölüm sizin sonunuz değil. Sonsuza dek göklerdeki babanızla yaşayabilirsiniz. Çünkü ben bütün dünyayı kurtardım. İnanılmaz bir şey oldu. İsa o parlak göğe yükseldi. Yükseldi. Ellerini gözlerine gölge yaparak gidişini izlediler. Ta ki artık onu göremez hale gelene kadar. Öylece uzun uzun göklere baktılar İsa'nın arkasından. Birdenbire iki parlak adam yanlarına geldi. Ne yapıyorsunuz? Diye sordular. İsa cennete gitti ama bir gün geri gelecek. Nasıl gittiğini gördüyseniz öylece cennetten, göklerden geri gelecek. İsa'nın arkadaşları kalplerinde garip bir mutlulukla Yeruşalim'e döndü. İsa'nın söylediği şeylerden biri akıllarına takılmıştı. Artık beni göremeseniz de sizi asla bırakmayacağım demişti. Kesinlikle asla bırakmayacağım, hiç korkmayın. Her zaman sizinle birlikte olacağım. Emin olabilirsiniz. Sonsuzlarca sonsuza dek hem de. Acaba İsa nasıl aynı anda bizi bırakıp bizimle birlikte olabilir diye merak ettiler. Anlamadılar ama yakında anlayacaklardı. Evet arkadaşlar, İsa Mesih biz onu göremesek bile her zaman bizim yanımızda. Çünkü bunun için söz verdi. Ama bunun nasıl olduğunu ileriki hikayelerimizde göreceğiz. Ama şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşça kalın demeden önce hep birlikte Meyvezi'ye gideceğiz. Ondan sonra da zaten çok güzel bir çizgi filmimiz var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne oldu Zi? Yeni bir şeyler görmüş gibisin. Hayır, hiçbir şey değişmemiş. Ona şaşırıyorum. Koskoca sezon arası verdik. Koskoca mı? Yani o kadar da uzun bir ara vermedik aslında. Olsun. Yine de ara verdik. Döndüğümüzde dekor değişmiştir diye düşündüm. Sonuçta zaman geçti, gitti.
Evet, zaman geçip gidiyor ama her şey değişmiyor. Hatta dahasını söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Vaizin dediği gibi hiçbir şey değişmiyor. Ve az önce yaptığın gibi gerçekten bu durum hem şaşırılacak hem de hayran olunacak bir bilgelik. Süleyman'ın bilgeliği. Aradan 1000 yıl geçmiş olsa dekor yıkılmış, çürümüş, bina değişmiş, yok olmuş olabilir. Ama aslında her şey hep aynı. Oo, kafam durdu. Yoruldun mu? Aa, vaiz de öyle diyor zaten Zihi. Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Güneşin altında yeni bir şey yok diyor. Gerçekten wow. Teşekkürler mi? Yeni sezona dönecek olursak çok sıkı hazırlandığımı belirtmeliyim. Belirtmene gerek yok kardeşim, eminim ben. Sözünü tutarsın. Ama önce ilk iki yolculuğu anlattığımız ilk sezona dair kısa bir özet geçelim. Dur. Doğru mu yanlış mı da soracağım. Aslında ondan bahsettim biliyorum. Ya. Bak şimdi ne oldu mi? Özet geçmiyor muyduk? Evet de. Tamam yani... o zaman doğru mu yanlış mı geliyor? Doğru mu yanlış mı? Peki tamam hadi. Elçi Pavlus Tarsuslu bir Roma vatandaşıdır. İsa Mesih'in müjdesini yaymak için toplamda 4 yolculuk yapmıştır. İlk ikisini ilk sezonumuzda anlatmıştık. Pavlus, Barnabas, Timoteos ve Silas ile birlikte birçok yere gitmişti. İncil'de Elçilerin İşleri bölümlerinden öğrendiklerimizi tarihsel kaynaklarla pekiştirip Aziz Pavlus'u Roma'da, Atina'da, Kıbrıs'ta, Antakya'da ve daha birçok yerde takip ettik. Gördük ki hem müjdeyi yaydı hem de bu müjdeyle birçok yerde topluluklar, kiliseler kurulmasını sağladı. Doğru mu? Yanlış mı? Canım kardeşim benim. Evet doğru. O zaman ikinci soru geliyor. Hadi sor. Pavlus'un ilk yolculuğu Antakya'da başladı ve Antakya'da bitti. Yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci yolculuğu da yaklaşık 3 yıl sürecekti. Atina'ya bu yolculuğunda gitti. Roma valisine müjdeyi bu yolculuğunda yaydı. Bu yolculukta Antakya'da başladı ve yine burada sonlandı. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru, bu da doğru, evet. Üçüncü sorum geliyor o zaman, hazır mısın? Hazırım elbette. Ne? Bu domates suyunu kardeşi için bir dikişte içer. Doğru mu? Yanlış mı? Şimdi bakayım. Çok kolay soru M, haydi cevapla. Bak şurası. Sen biraz düşün o zaman. Ben gideceğim. Sonraki bölümde de üçüncü yolculuğu anlatmaya başlarsın. Tabii ki yeni sezonumuz Elçi Pavlos'un 3. ve 4. yolculuklarını anlatıyor olacak. Senin de hazırlandığın gibi. Evet, bir dikiş de içme ha. O kadar hazırladım. Tadını çıkara çıkara iç. Oh mis, puf puf içme. Kesinlikle içeceğimden emin olabilirsin. Tabii ki. Tarihte de bir şeyi değiştirdim. Hemen fark edersin eminim. Hadi ya. Ne oldu ki? Yok bir şey. Tamam o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz.